İtiraflarım. Yazan Tolstoy. Allah'a inanmak. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine göre vaftiz edildim ve çocukluk yıllarımda bu mezhebin görüşleri doğrultusunda eğitildim. Çocukluk ve gençlik yıllarımdaki öğrenim yaşantımda da yine bu inanç çizgisinde öğrenim gördüm. Ancak 18 yaşındayken, ikinci yıldan sonra üniversite öğrenimimi yarıda bıraktığımda artık bana öğretilmiş görüşlerin hiçbirine inancım kalmamıştı. Geçmişte yaşadığım olaylara ve anılara dayanarak hüküm vermem gerekirse, aslında çok da inançlı biri sayılmazdım. Fakat buna rağmen çevremdeki insanların inançlarına saygı gösteriyor ve bana öğretilen bilgilere inanıyor, itimat ediyordum. Aslında işin gerçeği bu itimat da çok da kalpten inanarak değildi. Benim dini inançlarımdan kopuşum, kültürlü ve aristokrat tabakaya mensup insanlarda geçmiş dönemlerde nasıl olmuşsa ve şimdi de nasıl olmaya devam ediyorsa öyle olmuştu. Sanırım bu durum birçok insan için aynı seyri takip etmektedir. Yani çevresindeki çoğunluk nasıl yaşıyorsa, insan da öyle yaşıyor. İnsanların büyük bir kısmı inanç esaslarıyla hiçbir ortak noktası olmayan, hatta çoğunlukla ona ters düşen ilkelere bağlı olarak yaşıyorlar. İnanç öğretisinin yaşantımızda pek yeri yok. Ne başka insanlarla olan ilişkilerimizde rastlıyoruz ona, ne de bizzat kendi yaşantımızda onunla ilişkimiz oluyor. İnanç esaslarını herhangi bir yerde, yaşamdan uzakta ve yaşamdan bağımsız olarak kabulleniyoruz. O, herhangi bir zamanda karşımıza çıkınca da yaşamı içten hiç ilgilendirmeyen ve sanki sadece dıştan bir olaymış gibi karşılıyoruz. Bir insanın dindar olup olmadığını eski zamanlarda olduğu gibi şimdi de insanın hayatından ve davranışlarından anlayabilmek oldukça güçtür. İnanç, bugün ya da eski devirlerde olsun hep dış baskılarla ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Ve insanlar ona sonsuz bir güven duyarak yaşamlarında inanca bütünüyle yer vermemişlerdir. İnanç, bugün artık bilimlerin ve inanç esaslarıyla ters düşen hayat deneyimlerinin etkisi altında erimektedir ve erimiştir. İnsanların büyük bir bölümü kendisine daha çocuklukta öğretilen inanç öğretisinin kendisinde sanki hiç bozulmadan varlığını devam ettirdiğini zanneder. Oysa ki aslında bu öğretiyi, o inancı çoktan kaybetmiştir. Bu durum insanların çok büyük bir çoğunluğunda sanırım aynıdır. Elbette bizim gibi eğitim görmüş insanlardan, yani kendi kendine karşı samimi davranan insanlardan bahsediyorum. Yoksa inandıkları dinlerini dünyevi amaçlarını alet eden insanlardan değil. Aslında bu tip insanlar gerçek inançsızlardır. Çünkü inanç, onlar için herhangi bir dünyevi amaca ulaşmak için araç durumundadır. Buysa şüphesiz ki asla inanç değildir. Bazı insanlar bilginin ve hayatın ışığının yıktığı o çürük binanın kalıntılarını çoktan silip süpürmüş, bazıları ise bunu henüz fark edememişlerdir. Evet, Allah'a inanıyordum. Daha doğru söylemek gerekirse Allah'ı inkar etmiyordum. Ama nasıl bir Allah'a inanıyordum? İşte bunu anlatamazdım. Yalnızca kendi adıma tek gerçek olduğuna inandığım şeyi, ulaştığım bu gerçek bilgiyi yazılarımda diğer insanlara öğretiyordum. Yani benim şimdi sürdürdüğüm gibi yaşamak gerektiğini ve insanın en rahat yaşadığı yerin ailesinin yanı olduğunu anlatıyordum insanlara. Yaşantım böyle sürüp gidiyordu. Fakat yaşantımın bu akışa girmesinden 5 yıl sonra tuhaf bir şeyle karşılaştım. Bazı anlarda zihnimi birdenbire kuşkular sarıyordu. Sanki yaşam böyle anlarda duruyor, zaman akmıyordu. Nasıl yaşamam, ne yapmam gerektiğini bilmiyor gibi oluyordum. Dengemi yitirdim ve melankoliye düştüm. Fakat bu durum kısa bir süre sonra geçti. Yaşantımı kaldığı yerden yine eskiden olduğu gibi sürmeye başlamıştım ki bu kuşku anları daha sık, hem de öncekine göre çok daha yoğun bir halde tekrar etmeye başladı. Hayatımın durduğu bu anlarda
hep aynı sorular ortaya çıkıyordu. Niçin? Peki ya sonra ne olacak? Başlangıçta bunların anlamsız, saçma sorular olduğunu düşündüm. Sanıyordum ki bunların cevapları belli, ortada olan cevapları var ve ben bu cevaplara kolayca ulaşacağım. Her şeyden önce bu soruların çözümüyle uğraştığımda meselenin ortadan kalkacağını düşünüyordum. Fakat bununla uğraşacak zamanım yoktu. Eğer günün birinde canım isterse cevapları bulabilirim diye düşünüyordum. Ancak sorular gittikçe daha sık ortaya çıkmaya ve çoğalmaya başladılar. Üstelik bu sorular cevaplarını bulmanın çok güç olduğu sorulardı. Durmadan aynı yere düşen noktalar gibi. Bu cevapsız sorular da kara bir leke halinde toplanıp büyüyordu. Bir iç hastalık nedeniyle acı çeken bir insanın hali nasılsa benim halim de öyleydi. Önce hastanın önem vermediği küçük işaretler belirir. Sonra bu işaretler gittikçe daha sık tekrarlanır ve zamanla kurtulmanın imkansız olduğu bir ıstırap haline gelir. Acı giderek büyür ve hasta düşünmeye vakit bulamaz olur. O zaman şunu fark eder ki kendisinin sağlık içinde yaşarken pek fazla önemsemediği şey aslında dünyada onun için en önemli olan şeydir. Yani ölümdür. Yaşantım sanki durmuştu. Sadece nefes alıyor, yiyor, içiyor ve uyuyordum. Ancak bunları yapıyorum diye yaşadığımdan bahsetmem mümkün değildi. Çünkü ruhumu rahatlatacak ve aklımı tatmin edecek bir arzum yoktu. Aslında şunu da çok iyi biliyordum ki bir arzum olduğunda onu gerçekleştirsem de gerçekleştirmesem de sonunda bir şey değişmeyecekti. Yaşamayı sürdürüyordum ama sadece yaşam fonksiyonlarımı sürdürmekten ibaretti. Bir uçurumun başına gelmiştim ve önümde yok oluştan başka bir şey olmadığını çok iyi görüyordum. Ulaştığım sonuca kayıtsız kalmam imkansız olduğu gibi, önümde yalnızca acı ve gerçeğin durduğunu görmemek için gözlerimi kapatmam da imkansızdı. Yaşadığım tam bir perişanlıktı. Bir seyyahla, onun çölde karşılaştığı yırtıcı hayvanları anlatan o şark masadını kim bilmez ki? Seyyah, yırtıcı bir hayvandan kurtulmak için kendini kurumuş bir kuyuya atar. Tam o anda kuyunun dibinde onu yutmak için ağzını açmış bekleyen bir ejderha görür. Yırtıcı hayvan tarafından parçalanmamak için yukarı çıkmaya cesaret edemeyen ama ejderha tarafından yutulmamak için aşağıya da atlayamayan bu zavallı seyyah, kuyunun duvar taşları arasında boy vermiş bir dalı yakalar ve ona sımsıkı tutunur. Az sonra elleri uyuşmaya başlar ve kendisini her iki tarafta bekleyen felaketin kucağına düşeceğini anlar. Ancak dalı hala sımsıkı tutunmaktadır. O sırada birkaç farenin onun tutunduğu deliğin çevresinde dolaşmakta ve dalı kemirmekte olduğunu görür. Dal kopacak ve o da canavarın ağzının ortasına düşecektir. Seyyah bunu görünce kurtulma ümidinin artık hiç kalmadığını anlar. Çaresizlik içinde çevresine bakarken dalın yapraklarından bal damlaları görür. Dilini uzatır ve bunları yalamaya başlar. İşte ben de aynen bu seyyahın benzeriydim. Ölüm ejderhasının kaçınılmaz bir şekilde beni beklediğini, beni parçalamaya hazır olduğunu bildiğim halde son bir ümit hayatın dallarına tutunuyordum. Ve bu azaba niye düştüğümü de aklım bir türlü almıyordu. Bana o güne kadar teselli vermiş olan balı yalamayı deniyordum. Ancak bal artık tat vermez olmuştu. Ölüm ejderhası ağzını açmış, beni yutmak için beklerken yaşamın kemirgen fareleri de tutunduğum dalı kopartmaya çalışıyorlardı. Bense artık sadece kendilerinden kaçamayacağım o ejderha ile fareleri görüyor, gözümü onların üzerinden ayıramıyordum. Üstelik bu bir masal değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Bu, aksinin ispatlanamayacağı ve herkesin algılayabileceği bir gerçektir. Soru: niçin yaşıyorum? Cevap: sonsuz büyük mekanda, sonsuz zaman elinde, sonsuz küçük parçacıklar, sonsuz küçük bileşimler içinde değişirler ve sen eğer bu değişimlerin yasalarını kavrayamamışsan, yeryüzünde niçin yaşadığını da kavrayamamışsındır. Aynı şekilde düşününce anında kendi kendime şöyle diyordum: bütün insanlık onu yöneten manevi ilkelere
ve ideallere dayanarak gelişiyor. Bu idealler dinlerde, bilimlerde, sanatlarda, devlet şekillerinde ifadesini buluyor. Bu idealler gittikçe yükselmekte ve insanlık da gittikçe daha yüksek mutluluğa tırmanmaktadır. Ben de insanlığın bir parçasıyım. Bu nedenle benim görevim insanlığın ideallerini öğrenmek ve bunların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Zihin gücümün zayıf olduğu sıralarda bu cevapla yetindim. Ancak yaşamın sorusu içimde bütün netliğiyle uyanır uyanmaz bu teori de birdenbire yıkılıverdi. Bilimlerin insanlığın küçük bir bölümünün araştırılmasından çıkardığı ve genel geçer sonuçlar olarak sunmaya çalıştığı vicdansız vurdum duymazlığıyla insanlığın ideallerinin yer aldığı bu felsefenin birçok yönünün karşılıklar yığını olması bir yana bu felsefenin aptalca demeyeyim ama şaşılacak noktası şuydu. Her insanın karşısına çıkan ben neyim ve ben niçin yaşıyorum ya da benim görevim ne sorularını cevaplandırmak istiyorsak önce şu soruyu çözmemiz gerekiyor. Bizim yalnızca çok küçük bir zaman diliminde çok küçük bir parçasını bildiğimiz o bütünün ve insanlığın varlığının anlamı nedir? İnsan bunu yanıtlayabilmek için öncelikle bu bahsi geçen sırlarla dolu insanlığı, yani daha kendini bile kavrayamamış insanlardan kurulu insanlığın ne olduğunu kavramak zorundadır. Kendine nasıl yaşamalıyım sorusunu samimiyetle soran insan, deneysel bilimlerin bu soruya verdiği sonsuz evrendeki ve birleşme imkanları bakımından sonsuz parçacıkları araştır. Sonra kendi hayatını anlayacaksın. Şeklindeki cevapla nasıl tatmin olmuyorsa, aynı insan şu cevapla da yetinemeyecektir. Başlangıcını ve sonunu hiç bilmediğimiz ve belki de en küçük parçacığını bile tanımadığımız insanlığa ait bütün yaşam anlayışlarını araştır. İşte o zaman kendi yaşamının anlamını kavrayacaksın. Hiç olabilmek için. Hastalık, yaşlılık ve ölümü hiç görmemiş ve onların ne olduğunu bilmeyen genç Mutlu Prens Sakyamuni, bir gezinti sırasında görünüşü perişan, dişleri dökülmüş, salyaları akan bir ihtiyara rastlar. O zamana kadar ihtiyarın ne olduğunu bilmeyen prens, şaşkınlık içinde arabacısına bunun ne olduğunu, adamın nasıl olup da bu acınası itici hale düştüğünü sorar. Bunun bütün insanların ortak kaderi olduğunu, kendisi kral oğlu olsa bile aynı şeyin kendi başına gelmesinin de mukadder olduğunu öğrenince gezisine devam edemez. Ve bu konuda düşünmek için geri dönmek ister. Tek başına bir köşeye çekilerek günler boyunca düşünür ve anlaşılan sonunda bir teselli bulur. Çünkü yine keyifli ve mutlu olarak geziye çıkar. Bu defa karşısına vücudu şişler içinde, güçsüz ve gözlerinin feri sönmüş hasta bir adam çıkar. O güne kadar hastalığı hiç bilmeyen prens arabayı durdurur ve arabacıya bunun ne olduğunu sorar. Bunun hastalık olduğunu, herkesin başına gelebileceğini, sağlıklı ve mutlu bir kral oğlu olan kendisinin bile aynı hastalığa yakalanabileceğini öğrenince yine neşesini ve cesaretini kaybeder. Geri dönmeyi emreder. Daha önce olduğu gibi yine düşüncelere dalarak teselli arar. Aradığı teselli yine bulur ki üçüncü kez gezintiye çıkar. Bu üçüncü gezisinde yine bir manzarayla karşılaşır. Bir şeyin insanlar tarafından taşınmakta olduğunu görür. Arabacıya sorar. Bu nedir? Bir cenaze efendim. Cenaze ne demek? Bu herkesin sonudur. Prens ölüye yaklaşır. Örtüyü açar ve yüzüne bakar. Şimdi ne yapacaklar onu? Diye sorar. Onu gömecekler. Niye? Çünkü artık kesinlikle canlanmayacak. Ve gelecekte ondan sadece pis bir koku ve kurçuklardan oluşan hiçbir şey kalmayacak. Ve bu insanların kaderi öyle mi? Benim de mi? Beni de mi gömecekler? Benden geriye de pis bir kokudan başka bir şey kalmayacak, öyle mi? Beni de kurçuklar mı yiyecek? Evet. Geri dönelim. Artık gezmek istemiyorum ve bir daha da bunu istemeyeceğim. Sakyamuni bu defa bir teselli bulamadı ve yaşamın en büyük dert olduğu sonucuna vardı. Bütün gücünü, kendini ve başkalarını bundan kurtarmaya harcadı.
yaşamdan öyle kurtulsunlar ki ölümden sonra da hiçbir biçimde tekrarlanmasın ve yaşam kökünden kazınmış olsun. Yaşamın sorusuna cevap verdiği zaman insan bilgeliğinin kesin cevapları bu doğrultudadır. Sokrates, maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz, der. Schopenhauer, hayat olması gereken bir şeydir ama bir derttir. Hiçliğe geçişse hayattaki tek mutluluktur, der. Hazreti Süleyman, dünyadaki her şey, delilik ve bilgelik, zenginlik ve yoksulluk, sevinç ve acı, bunların hepsi boştur, hiçtir. İnsan ölüp gider ve ardından hiçbir şey kalmaz ve bu saçmadır, der. Bu da, ıstırabın, acının, güçten düşmenin, ihtiyarlığın ve ölümün kaçınılmazlığının bilinciyle yaşanmaz. İnsan kendini hayattan, hayatın her imkanından kurtarmak zorundadır, der. Bilimlerin içinde dolaşmam beni çaresizlikten kurtarmadığı gibi bu çaresizliğimi de daha da arttırdı. Bu bilimlerden biri yaşamın sorusuna hiç cevap vermedi. Bir başka bilimse diğerinin tersine soruma doğrudan cevap vererek benim çaresizliğimi onayladı ve bana gösterdi ki ulaştığım sonuç beni yanılmışlığımın benim hastalıklı ruh halimin meyvesi değil. Yani benim doğru düşündüğümü ve insanlığın dahileriyle aynı sonuçlara vardığımı onayladı. Bunda yanılma yok. Her şey boş ve ölüm yaşamdan çok daha iyi. İnsanın yaşamdan kendini mutlaka kurtarması gerek. Hiç doğmamış olana ise ne mutlu. Bilinmeyeni bulmak. Çözümü bilimde bulamamıştım ve bu çözümü yaşamda aramaya başlamıştım. Umudum onu çevremdeki insanlarda bulabilmekti. Böylece insanları gözlemlemeye başladım. Beni çaresizliğe sürükleyen bu sorulara karşı diğer insanların nasıl bir tavır takındıklarını merak ediyordum. Peki öğrenim seviyeleri ve yaşam tarzlarıyla bana benzeyen bu insanlar nasıl bir cevap bulmuşlardı? Gördüm ki benim çevremdeki bu insanlar içinde bulunduğumuz bu korkunç durumdan kurtulmak için 4 farklı çıkış yolu bulmuşlardı. Birinci çıkış yolu bilgisizlik yoluydu ve bu yol şundan ibaretti. Hayatın bir bela ve saçmalık olduğunu bilmemek ve kavramamak. İkinci çıkış yoluysa epikürcü çıkış yoluydu. Bu düşüncenin esası şuydu. İnsan hayatın umutsuzluğunu bilse de onun sunduğu nimetleri tatmaktır. Benim çevremdeki insanların çoğunluğu yaşama imkanını ancak böyle buluyordu. İçinde bulundukları şartlar onların dertten çok nimet kazanmasını sağlıyor ve ahlaki duyarsızlıkları sayesinde unutma imkanı buluyorlardı. Bu ahlaksızlık ve duyarsızlıklarına rağmen iyi durumda olmaları ise sadece bir rastlantıdır. Çağımız insanlarının büyük çoğunluğu böyle düşünmekte, böyle hissetmektedir. Bu insanlardan bazılarının düşünce ve hayal güçlerinin felcini bir felsefe diye ilan etmeleri ise bu insanları yaşamın sorusunu görmemek için balı yalamayı sürdürenler grubundan ayırmaz. Benim bu insanlara uymam da mümkün değildi. Onların hayal gücünün duyarsızlığı bende olmadığı için yapay olarak da bunu sağlayamazdım. Gözlerimi onları bir kere görmüş olan herhangi bir insan gibi farelerden ve ejderhadan çeviremezdim. Üçüncü çıkış yolu güç ve enerjinin yoluydu. Esası şuydu, insan hayatın dert ve saçmalık olduğunu anlayınca onu yok etmelidir. Dördüncü çıkış yoluysa zayıflık yoluydu ve bunun esası şuydu, insan yaşamın dert ve saçmalık olduğunu kavradığı ve bu yaşamdan bir şey çıkmayacağını bildiği halde onu sürdürmeye son vermez. Bu grubun insanları ölümün hayattan iyi olduğunu bilirler. Fakat onlar yanılgılarına bir an önce son vererek kendilerini öldürecek akıllıca davranma gücüne sahip olmadıkları için sanki bir şey bekliyorlar gibi davranırlar. Bu zayıflığın yoludur. Çünkü eğer ben daha iyi olanı biliyorsam ve buna gücüm de yetiyorsa
kendimi daha iyi olana vermekten neden geri kalacaktım? İşte ben bu gruptaydım. Benim grubumun insanları kendilerini o korkunç çelişkiden çeşitli şekillerde kurtarıyorlardı. Aklımı ne kadar zorlasam da bu dördüncü çıkış yolunun yanına bir beşinci yol koyamıyordum. Sadece bazı çareler vardı. Bu çarelerden biri yaşamın saçmalık ve dertlerden oluştuğunu, boş olduğunu ve bu yaşamı sürdürmemenin daha iyi olduğunu kavramamaktı. Fakat bunu bilmemek benim için mümkün değildi. Bunu bir kere görmüştüm ve bilmezlikten gelemez gözlerimi bundan çeviremezdim. İkinci çare, hayatı olduğu gibi kabullenmek ve geleceği düşünmemektir. Ancak ben bunu da yapamazdım. İhtiyarlık, acı ve ölümün var olduğunu bildiğim halde Sakyamuni gibi ava gidemezdim. Yaşam gücümün çok güçlü olmasına rağmen kısa bir süre için bana zevk veren anlık tesadüflerden hoşlanmıyordum. Üçüncü çare, yaşamın bir bela ve bir delilik olduğunu anladıktan sonra ona son vermek, intihar etmekti. Bunu kavramıştım ama sebebini ben de bilmem. Kendimi öldürmeyi hiç denemedim. Dördüncü çare ise Hazreti Süleyman'ın ve Schopenhauer'un durumunda yaşamak. Yaşam denilen şeyin bana yapılan aptalca bir şaka olduğunu bilmek ama yine de yaşamaktır. Yıkanmak, giyinmek, yemek yemek, konuşmak, hatta kitap yazmaktır. Bu benim için iğrenç bir şeydi. Acı ve ıstırap doluydu. Ama yine de bu şekilde yaşamamı sürdürdüm. Aklım yaşamın akılsızca bir şey olduğunu kabul etmişti. Eğer daha yüksek bir akıl yoksa ki yoktur ve varlığı hiçbir şeyle ispatlanamaz, o halde bence akıl yaşamın oluşumunu meydana getirir. Akıl olmazsa benim için yaşam da olmaz. Fakat bu akıl eğer yaşamın sebebi ise yaşamı nasıl inkar edebilir ki? Ya da tam tersine yaşam olmazsa benim aklım da olmaz. Yani akıl yaşamın yaratığıdır. Yaşam her şeydir. Akıl yaşamın meyvesidir. Ve bu akıl bu yaşamı inkar etmektedir. Bu noktada doğru olmayan bir şeyin var olduğunu hissediyorum. Yaşamın boş olduğunu gözlemlemek öyle büyük bir akıllılık değil. Bu düşünce en eski çağlardan beri dile getirilir. Hem de en basit insanlar tarafından bile. Fakat bu insanlar yine de yaşamışlardır ve yaşıyorlar. Herkes nasıl oluyor da yaşamayı sürdürüyor ve yaşamın akla uygunluğundan bir an olsun şüphe etmiyor? Bunu anlayamıyorum. Bilgelerin bilgilikleriyle onaylanmış olan bilgim bana şunu göstermişti ki, dünyada var olan canlı cansız her şey son derece bilgeceydi. Yalnızca benim durumum çok aptalcaydı. Bu almaklar, yani insanların büyük bir çoğunluğu, dünyadaki canlı cansız tüm varlıkların yapısı hakkında en ufak bir şey bile bilmeden yaşıyorlardı. Fakat sonuçta bu insanlar yaşıyorlardı. Ve yaşamlarının da son derece akla uygun şekilde düzenlenmiş olduğuna inanıyorlardı. Bütün bu düşünceler aklıma şu soruyu getirdi. Ya henüz bilmediğim bir şey varsa? Cehalette işte aynen böyle çalışır. Cehalet hep aynı şeyi söyler. Ve eğer bilmediği bir şey karşısına çıkarsa onun saçma olduğunu söyler. Aslında insanlık bir bütündür. Yani yaşamış olan ve yaşayan tüm insanlar sanki hayatın anlamını kavramış gibi davranırlar. Çünkü onu kavramamış olsalardı yaşayabilmiş olamazlardı. Bilgeliğimiz ne kadar kesin olsa da yine de yaşamın anlamını öğretmeyi bahşetmedi bize. Yaşayan bütün insanlar, milyonlarca insan yaşamın anlamından hiç şüphe etmiyor. En karanlık çağlardan bugüne gelinceye kadar yaşamın boş ve anlamsız olduğu bana da ispat eden o görüşleri tanıyan tüm insanlar buna rağmen yine de yaşamış ve yaşama yine de bir anlam vermişlerdir. Benim içimdeki ve çevremdeki her şey, maddi ve maddi olmayan ne varsa hepsi onların yaşam hakkındaki bilgilerinin meyvesidir. Zekamın bu yaşamı yargılama ve lanetlememe yarayan araçları benim tarafımdan değil, onların tarafından meydana getirmiştir. Ben doğdum, eğitildim, büyüdüm. Onlar demiri yeryüzüne çıkardı ve işledi. Onlar ormanı açmayı öğretti. Onlar inekleri ve atları ehlileştirdi. Onlar ekin ekmeyi öğretti.
onlar birlikte yaşamayı öğretti. Onlar yaşantımızı sağlam biçime soktu. Onlar bana düşünmeyi, konuşmayı ve yazmayı öğretti. Yiyip içmem, giyinmem ve ders görüp eğitilmem onlar sayesinde oldu. Onların eseri olan ben, yine onların düşünce ve sözleriyle düşünerek onlara diyorum ki bunların hepsi boş ve anlamsızdır. Bunda bir yanlışlık var diyordum kendi kendime. Fakat bu yanlışlık neydi? İşte onu bulamıyordum. Yakınımdaki insanların oluşturduğu dar çevreye baktığımda o soruyu anlamayan birçok insan görmüştüm. Soruyu anlamış ya da anlamaya çalışan birçok insansa yaşamın sarhoşluğu içinde onu susturmuştu. Diğer yandan onu anlayan ve yaşamlarına son verenlerle ne kadar kaçmaya çalışsalar da en sonunda onu anlayan ve yaşamlarını çaresizlik içinde sürdürme zayıflığını gösterenler de vardı. Bu tahsilli, zengin ve avare insanlardan oluşan benim de dahil olduğum dar çevrenin bütün bir insanlık demek olduğu yanılgısı içinde yaşamıştım. Bir zamanlar yaşamış ve şimdi yaşamakta olan milyonlarca insan birer insan değil, sanki bir tür hayvandı. Allah'la birleşme. Tahsillilerin ve bilgilerin temsil ettiği şekliyle, yani akıl yoluyla elde edilen bilgi, yaşamın anlamını inkar etmektedir. İnsanlığın büyük bir bölümü ise bu anlamı akla dayandırılmamış bilgide görmektedirler. Akla dayandırılmamış bu bilgi ise inançtır. Yani benim reddetmem gerektiğine inandığım inanç. Bir ya da üçlü bir tanrıya, dünyanın 6 günde yaratılmış olduğuna, şeytana, meleğe ve benim aklımı kaybettiğim sürece kabul edemeyeceğim her şeye duyulan inanç. İçinde bulunduğum durum dehşet vericiydi. Biliyordum ki akla dayalı bilgi yolunu izlediğimde yaşamı inkardan başka bir şey bulamayacaktım. Akla dayalı bilgiden çıkan sonuç da şuydu. Hayat bir beladır ve insanlar bunu bilirler. Yaşamamak insanların kendi elindedir. Fakat onlar yine de yaşadılar ve yaşıyorlar. Ben de hayatın anlamsız bir şey, bir bela olduğunu çok iyi bildiğim halde yaşadım ve yaşıyorum. Yaşamın anlamını kavramak için kendimi akıldan kurtarmalıyım. Yani bu anlam olmadan var olamayan akılda, inançtan çıkabilecek en iyi sonuç işte buydu. İçine düştüğüm çelişkilerle beraber iki yol açılıyordu önümde. Ya benim akla yatkın dediğim şey benim düşündüğüm kadar akla yatkın değildi, ya da bana saçma görünen şey düşündüğüm kadar saçma değildi. Böylece akla dayalı bilginin ilerleyişini gözlemlemeye başladım. Akla dayalı bilginin ilerleyişini gözlemlediğimde ve sonuçlarını kontrol ettiğimde ortaya çıkan sonuçları tamamıyla doğru buldum. Hayatın bir hiç olduğu sonucu kaçınılmaz olarak karşıma çıkıyordu. Ben niçin yaşayayım? Benim bir gölgeyi andıran yok oluşlu yaşamımdan gerçeğe ve ölümsüzlüğe dair ne çıkar? Bu ölümsüz dünyada benim ölümlü varlığımın anlamı nedir? Bu gibi soruları cevaplandırmak için hayatı araştırmaya kalkışıyordum. Yaşadığım bütün sorularımın çözümü anlaşılacağı üzere beni tatmin etmiyordu. Çünkü benim sorum ilk bakışta her ne kadar yalın görünse de ölümlüyü ölümsüzlük yoluyla açıklamaya ya da tersine daveti kapsıyordu. Kendime soruyordum. Yaşamamın zamana, sebebe ve mekana bağlı anlamı nedir? Derin ve zahmetli bir düşünme eyleminden sonra cevabım her defasında şu oluyordu. Hiç. Gözlemlerimde hep ölümlü ölümlüyle, ölümsüzü ölümsüzle karşılaştırmıştım. Bunu başka türlü de yapamazdım. Çünkü bundan başka yapılabilecek bir şey yoktu. Bundan dolayı vardığım sonuç olması gerektiği gibiydi. Kuvvet kuvvettir. Sonsuzluk sonsuzluktur. Hiçlik hiçliktir. Bundan başka bir sonuca ulaşmam mümkün değildi. Nasıl yapmalıyım? Sorusunu nasıl sorarsam sorayım, onun cevabı Allah'ın yasasına göre olacaktır. Benim şimdiki hayatımdan ne çıkar? Sonsuz azap ya da sonsuz mutluluk? Ölümün mahvettiği anlam nedir? Sonsuz olan Allah'la birleşmedir, cennettir. Böylece şunu zorla kabul etme durumuna geldim. O döneme kadar bana göre biricik ve kesin sayılan akla dayalı bilginin yanında bütün insanlığın akıl dışı bir başka bilgisi vardı. Bu bilgi insana yaşamak
ve yaşamını sürdürmek imkanı veren Yaratıcı'nın kurgusuna olan inançtı. İnancım bütün akıl dişiliği benim için o güne kadar neyse öyle kaldı. Fakat onu kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü yalnızca o, insanlığın yaşamın anlamına dair sorduğu sorulara cevaplar buluyor ve bunun sonucunda da yaşama imkanı sağlıyordu. Akla dayalı bilgi beni hayatın saçma bir şey olduğunu kabullenmeye sürüklemişti. Yaşamım durmuş, donuklaşmış ve ben de onu yok etmek arzusuna kapılmıştım. İnsanlara, bütün insanlığa bakıyordum ve görüyordum ki insanlar yaşıyorlardı. Üstelik yaşamın anlamını bildiklerini iddia ediyorlardı. Sonra kendime baktığımda görüyordum ki ben yaşamın anlamına dair sorulara cevaplar bulduğum sürece yaşıyordum. Diğer insanlara olduğu gibi bana da yaşamın anlamını ve yaşama imkanını inanç vermişti. Başka ülkelerin insanlarına, çağdaşlarıma ve ölmüşlere baktığımda yine aynı şeyi görüyordum. İnsanlığın başlangıcından itibaren yaşamın olduğu her yerde yaşama imkanını ve iradesine inanç veriyordu. İnancın ana çizgileri ise her yerde hep aynıydı. Allah'ı bulmak gerek. İnanç hangi cevapları verirse versin ve bu cevapları kime verirse versin, inancın verdiği her cevap insanın ölümlü varlığına sonsuzluk anlamı katıyordu. Yani acılarla, fedakarlıklarla ve ölümle yok olmayan bir anlam. Bu demektir ki yaşamanın anlamı ve imkanı yalnızca inançta bulunabilir. Peki inanç nedir? Şunu kavradım ki inanç yalnızca görünmeyen varlıkların açığa çıkması, yalnızca vahiy değildir. Bu inancın özelliklerinden yalnızca birinin tanımıdır. İnsanın Allah'la ilişkisi değildir. Önce inancı, sonra Allah'ı tanımak gerekir. Yani Allah aracılığıyla inancı değil. Dini kabul, inancın çoğunlukla insanın Allah'la ilişkisi ve insana söylenmiş olan şeylerin kabul edilmesi olarak anlaşılır. Oysa inanç, insan yaşamının ya da anlamının öğrenilmesidir. O sayede insanın kendi varlığını yok etmeyerek yaşamını sürdürdüğü şeydir. İnanç, yaşamın gücüdür. İnsan yaşıyorsa bir şeylere de inanıyordu. Eğer ona bir şeylerin yaşamayı emrettiğine inanmasa o zaman yaşayamaz. İnsan ölümlünün bir gölgeden ibaret olduğunu kavruyorsa o zaman sonsuz olana inanmak zorundadır. Çünkü inançsız yaşanamaz. Bugün bütün o iç çatışmalarımın başlangıcını ve gidişatını hatırladığımızda ürperiyorum. İnsanın yaşayabilmesi için ya sonsuz olanı görmemesi ya da bir cevaba ulaşmış olması gerekir. Benim böyle bir cevabım vardı. Ama ölümlüye inandığım sürece ona ihtiyaç duymuyordum. Akılla onu sınamaya başladığımda aklın ışığı karşısında o zamana kadar geçerli olan bütün açıklamalar silinip gitti. Ve ölümlüye inanmaya son verdiğim zaman geldi artık. Bildiğim şeylerin akla yatkın temellerine dayanarak kendime yaşamın anlamını verebilecek bir açıklama çıkarmaya başladım. Fakat bir açıklama bulmak mümkün olmuyordu. İnsanlığın en seçkin bilgileri ve dehalarıyla aynı sonuca ulaşıyordum. Cevabı deneysel bilimlerde aradığımda ne yapmıştım? Niçin yaşamakta olduğunu bilmek istemiş ve bu amaç için benim dışımda olan her şeyi araştırmıştım. Farklı konularda pek çok şey öğrenmiştim. Ama asıl ihtiyaç duyduklarıma dair hiçbir şey bulamamıştım. Cevabı felsefi bilimlerde aradığımda ise benimle aynı durumda olan ve niçin yaşıyorum sorusuna cevap bulamayan yaratıkların düşünce yapısını araştırmıştım. Tabii ki kendimin de bildiği şeyden başkasını öğrenememiştim. Yani insanın hiçbir şey bilmeyeceğini. Ben neyim? Cevap, ölümlü olanın bir parçası. İşte bütün mesele bu kelimelerde saklı. İnsanlık, her zeki çocuğun kendiliğinden ağzından dökülebilecek bu basit soruyu sanki benden önce kimse sormamış gibi kendine soruyordu. Hayır, bu sorular insanlar var edildiği ilk andan beri sorulmuş ve cevap aranmıştır. İnsanlar var edildiği andan daha en baştan belliydi ki bu sorunun çözümü için ölümlüyü ölümlüyle, sonsuzu da sonsuzla ölçmek hep yetersizdir. İnsanlık yaratıldığı andan bugüne kadar ölümlünün sonsuzla ilişkisini aramış ve bunu kelimelere dökmüştür.
ölümlünün sonsuzla karşılaştırıldığı yaşamın anlamını içeren bütün o kavramları, Allah, özgürlük, iyilik vesaire hepsini mantıki bir incelemeden geçirelim. Bu kavramlar aklın eleştirisini kaldıramazlar. Çok korkunç değilse bile bizim kibir ve avuntuyla kendimizi kandırmamız çok gülünç ve çocukça bir şey değil midir? Hani saati parçalayıp zembereğini bozan, onu bir oyuncak gibi kullanan ve sonra da saat artık niye çalışmıyor diye şaşıran çocuklar gibi. Sonluyla sonsuz arasındaki çelişkinin çözümü kaçınılmaz ve çok önemlidir. Aynı şekilde yaşamı mümkün kılan, yaşama dair soruların cevabı da öyle. Her yerde, her zamanda ve bütün milletlerde bulduğumuz bu yegane çözümü, bu çözüm içinde insanların yaşamlarının kaybolduğu bir zamanın sonucudur. Benzerini bir daha bulamayacağımız kadar güç bir çözüm. Sırf herkese özgü olan ve cevap bulamadığımız o soruyu tekrar sormak için sorumsuzca yıkıyoruz. Sonsuz bir Allah kavramı, ruhun kutsallığı kavramı, insani şeylerin kutsallığı kavramı, insani şeylerin Allah'la birlikteliği, ruhun niteliği ve iyi ile kötü konusundaki insan tasarımları. İşte bütün bunlar insan düşüncesinin uçuk sonsuzluğunda ortaya getirilmiş kavramlardır. Onlar olmazsa yaşamın kendisi de olmaz. İnsanlığın bütün bu düşünce emeğini bir yana atarak her şeyi yeni baştan ve kendi düşüncelerime göre kurmak istiyordum. O zamanlar böyle düşünüyordum. Bu düşüncelerin temelleri içimde zaten mevcuttu. Şunu artık iyice kavramıştım ki inancım verdiği cevaplarda insanların en derin bilgeliği saklıydı ve akla dayanarak onları yatsımaya hakkım yoktu. Bu cevaplar sadece ve sadece yaşamın sorusuna cevap veriyordu. Hristiyanlığı kabul edemiyorum. Artık her türlü inancı kabullenmeye hazırdım. Ancak bu kabulleniş bana pek huzur vermiyordu. Bir inancı kabullenirken ondan istediğim şey, benden aklın inkarını istememesi ve bir yalan olmamasıydı. Budizmin ve İslamiyet'in kutsal kitaplarına müracaat ederek incelemeye başladım. Her şeyden önce kutsal metinlerden ve çevremde yaşayan dindar insanlardan başlayarak Hristiyanlığı incelemeye koyuldum. Doğal olarak her şeyden önce kendi çevremdeki inançlı insanlara yöneldim. Ardından bilginlere, Ortodoks ilahiyatçılara, papazlara, yaşlılara, yeni akıma mensup Ortodoks ilahiyatçılara ve hatta yeni Hristiyanlar diye nitelenlere yöneldim. Hani şu, mutluluk ruhun kurtuluş inancına bağlıdır diye vaaz edenlere. Bu dindar insanlara bağlandım ve onları yaşamın anlamını içinde gördükleri inançlarının nelerden ibaret olduğu konusunda sorguya çektim. Akla gelebilecek her türlü itirafta bulunduğum ve her türlü zihniyet kavgasından uzak durduğum halde bu insanların inancını kabul edemiyordum. Onların inanç diye nitelendirdikleri ve kabullendikleri şeyin bir açıklama değil, daha ziyade yaşamın anlamının bir çeşit yok edilişi olduğunu gördüm. Onlar beni inanca götüren yaşam sorusunu cevaplamak adına inançlarına sımsıkı bağlanmış değillerdi. Tam tersine, bana yabancı olan başka inanış ve amaçlar için bağlanmışlardı. Bu insanlarla bir araya gelişimde içimi dolduran umuttan sonraki o duygu, yani dehşetin, eski çaresizliğimin içine geri dönüşün o azap verici duygusunu unutamıyorum. İnanç öğretilerini bana ne kadar sık ve ayrıntılı anlatıyorlarsa, ben de onların karmakarışık kafalarını o kadar iyi tanıyor ve onların inancında yaşamın anlamına dair cevapları bulma ümidimi tamamen kaybediyordum. Bana itici gelen inanç öğretilerinin açıklanmasında bana hep yakın gelen gerçeklere birçok yararsız ve mantıksız şeyler karıştırmaları meselesi değildi. Bu insanların yaşamlarının da aynı benimki gibi olması beni itiyordu. Onlarla benim aramdaki tek fark, inanç öğretilerinin gösterdiği ilkelere yaşamlarının hiç de uymuyor olmasıydı. Çok net olarak görüyordum ki onlar da yanılıyorlardı ve onlar da tıpkı benim gibi tek bir yaşam anlamına sahiptiler. Ömür el verdiği sürece yaşamak ve elin ulaştığı her şeyi almak. Bunu çok iyi kavramıştım. Çünkü eğer sahip olmakla feragat,
acı ve ölüm korkusunu yok edecek bir zihniyetleri olsaydı bunlardan korkmazlardı. Sonuçta benim çevremin insanları ve dindarları da aynı benim gibi refah ve bolluk içinde yaşıyorlardı işte. İçlerini büyütmeye ya da ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Feragatten, acıdan, ölümden korkuyorlar ve aynı benim gibi öteki inançsızlar gibi yaşıyorlardı. İsteklerini doyurarak, inançsızlardan daha kötü değilse bile en az onlar kadar kötü yaşıyorlardı. Hiçbir görüş beni onların inançlarının doğruluğuna inandıramazdı. Bana yokluğun, hastalığın ve ölümün verdiği korkuyu yok edecek bir yaşam duygusuna sahip olduklarını açıklayacak davranışlar gerekliydi. Ancak o davranışlar beni onların samimiyetine inandırabilirdi. Fakat bu türlü davranışları benim çevremdeki inançlı kişilerde görmüyordum. İlginçtir ki bu davranışları çevremdeki en inançsız denebilecek insanlarda görüyordum. Böylece benim için bazı şeyler açıklığa kavuştu. Bu insanların inancı benim aradığım inanç değildi. Onların inancı inanç değil, sadece hayatın epikürcü zevklerinden biriydi. Anlamıştım ki bu inanç insana teselli veremezdi. Belki ancak ölüm döşeğinde pişmanlık duyan birine yararlı olabilirdi. Ancak insanların o büyük çoğunluğuna bir fayda getiremezdi. Yani başkalarının emeğini sömürerek zevk almak üzere yaratılmamış. Bütün insanlık yaşayabilsin, yaşamını sürdürebilsin diye yaşamı var etmek üzere yaratılmış insanlara bir fayda getirmesi mümkün değildi. Yaşama bir anlam vermek için uğraşan milyarlarca insan bunların dışında gerçek bir inancın ve imanın bilgisine sahip olmak zorundalar. Yaşamın anlamı nedir şeklindeki sorum ve bir dert şeklindeki cevap tamamen doğruydu. Yanlış olan şuydu. Sadece bana yönelen cevabı ben genel olarak yaşama aktarıyordum. Kendi kendime yaşantımın anlamı nedir diye sormuş ve cevabı almıştım. Bir dert ve bir anlamsızlık. Şüphesiz benim yaşam biçimim, yani şımarıklık, zevk ve sefa dolu bir yaşam anlamsız ve kötüydü gerçekten. Bu yüzden yaşam kötü ve anlamsızdır. Cevabı genel olarak insan yaşamına değil, benim yaşamıma aitti. Daha sonraları Hristiyanlıkta bulduğum gerçeği, yani insanların ışıktan çok karanlığı sevdiğini, karanlık işlerle uğraşanların ışıktan nefret ettiklerini ve yaptıkları işlerin aydınlığa çıkmasından korktukları için de ışığa doğru ilerlemediklerini kavradım. Açık ve net olan bir gerçek vardı. Yaşamın anlamını kavramak için her şeyden önce yaşamın anlamsız ve kötü olmaması gerekiyordu. Ben ne diye uzun bir süre böyle apaçık bir gerçeği görmeden dolaşmıştım. Bilemiyorum. İnsan eğer insanlığın yaşamı hakkında düşünmek ve konuşmak isterse birkaç asalağın yaşamı üzerinde değil, insanlığın yaşamı üzerinde düşünmek ve konuşmak zorundadır. Bu gerçek 2 kere 2 4 gibi gerçektir. Ben bunu görememiştim. Çünkü 2 kere 2 4 olduğunu kabul etseydim, kendimin iyi olmadığını kabul etmek zorunda kalacaktım. Oysa kendimi iyi hissetmek benim için 2 kere 2 4'ten daha önemli ve daha gerekliydi. Ancak şimdi iyi insanları sevmeye başladıktan ve kendimi nefrete layık bulduktan sonra gerçeği kabul ediyordum. Benim için her şey artık açıklığa kavuşmuştu. Bir kuş uçtuğu, yem topladığı ve yuva kurduğu sürece yaşamını sürdürür. Kuşların bu yaşam çabalarını görünce onların duyduğu sevinçten seviş duyuyorum. Keçi, tavşan, aslan. Hepsi de beslenmek, çoğalmak ve yavrularını beslenmek zorunda oluşlarına imkan veren yaşam şartlarının içinde bulunmaktalar. Biliyorum ki eğer onlar bunu yapıyorlarsa mutludurlar ve yaşamları kendi yaşam kurguları içinde tutarlı ve mantıklıdır. Peki insan ne yapmak zorunda? O da yaşamın içinde tıpkı hayvanlar gibi mücadele etmek zorundadır. Aralarında yalnızca bir fark var. Eğer insan yaşamı tek başına alt etmek isterse mahvolur. İnsan yaşamı sadece kendisi için değil, herkes için alt etmek zorunda. Eğer bunu yapıyorsa mutludur. Yaşamı da mantıklıdır. Peki ya ben bugüne kadarki 30 yıllık bilinçli yaşamım süresince ne yaptım? Bırakın başkaları için mücadele etmeyi,
kendim için bile mücadele etmedim. Bir asalak olarak yaşadım ve kendime yaşamanın amacı nedir diye her sorduğumda şu cevabı aldım: amaçsız. Dünya yaşamı herhangi bir iradeye göre gerçekleşmektedir. Biri dünyanın varlığıyla ve bizim yaşamlarımızla kendine özgü bir eser gerçekleştirmektedir. Bu iradenin anlamını kavramak, ümidine sahip olmak istiyorsak, her şeyden önce onun isteklerini yerine getirmek, bizden isteneni yapmak zorundayız. Eğer benden isteneni yapmazsam, bu durumda benden istenen şeyi asla kavrayamam. Bunun sonucunda da hepimizden, bütün bir insanlıktan isteneni ise hiç kavrayamam. Allah'ı arayış. Akıl yoluyla edinilen bilginin insanı yanılgıya götürdüğü görüşü, verimsiz düşüncelere kapılmak hatasına düşmemem noktasında bana yardımcı oldu. Gerçeğin bilgisinin ancak yaşam yoluyla bulunabileceğine emin olmam, beni yaşamın doğruluğundan şüpheye çağırdı. Beni kurtuluşa götüren yol, ben merkezciliği kavramam ve yalnızca bunun gerçek yaşam olduğunu anlamam olmuştu. Anladım ki, ben eğer hayatı ve anlamını kavramak istiyorsam, bir asalak hayatı sürmek istemiyor ve gerçek yaşamı istiyorsam, gerçeklerin ayrımına varmış insanlığın ona verdiği anlamı kavradıktan sonra bu hayatla birleşmek ve onu incelemek zorundaydım. Tam o sıralarda başıma ilginç bir olay geldi. Yaşamama bir kurşunla mı yoksa bir ilmikle mi son vereyim diye düşündüğüm yıl, kalbim bahsettiğim bu düşünceler nedeniyle hüzünlü bir duyguyla dallanıyordu. Eğer bu duyguya bir isim vermek gerekiyorsa, Allah arayışı diyebilirim. Bunu en içten inancımda tekrarlıyorum. Bu Allah arayışı, düşünceyle değil, duyguyla ilişkili bir arayıştı. Bu bir korku, bir terk edilmişlik, bir yalnızlık duygusuydu. Evrenin orta yerinde belli belirsiz bir yardım beklentisinin ve umudunun duygusuydu. Allah'ın varlığını ispatlamanın olanaksız olduğuna iyice inanmıştım. Çünkü Kant bunu ispatlamanın mümkün olmadığını ispatlamış ve ben de bunu anlamıştım. Yine de her şeye rağmen Allah'ı arıyor, onu bulacağımı umuyordum. Aradığım ve bulamadığım Allah'a adet olmuş bir duayla yönelmekten de gerek almıyordum. Bazen Kant'ın ve Schopenhauer'un seslendirdiği Allah'ın varlığının ispatlanamazlığı hakkındaki gerçeklerini tartıp ölçüyor, bazen de bu gerçekleri çürütmeye çalışıyordum. Bunun sebebinin mekan ve zaman gibi bir düşünce kategorisinin olmadığını düşünüyordum. Eğer ben varsam, bunun bir sebebi Allah denen şeydi. Bu düşüncenin üstünde duruyor ve varlığımın bütün yetenekleriyle bu sebebin bilincine ermeye çalışıyordum. Ancak iradesine tabi olduğumuz bir gücün var olduğunun bilincine ulaşır ulaşmaz yaşamın imkanını hissettim. Fakat kendime sorular sormaya devam ettim. Bu sebep, bu kuvvet nedir? Onun hakkında ne düşünmeliyim? Ve Allah dediğim şeye karşı nasıl davranmalıyım? Sorduğum tüm bu soruların karşılığında bilinen cevaplardan başka şey gelmedi aklıma. O, yaratandır, yaşatandır. Bu cevaplar beni hiç tatmin etmedi. Yaşamak için ihtiyacım olan şeyi kaybettiğimi hissettim. Ruhumu bir korku sardı ve aradığım şeye dua etmeye başladım. Ondan bana yardım etmesini diledim. Dua ettikçe bir şeyi çok açıkça anladım ki o beni duymuyordu. Kalbim Allah'ın olmayabileceği şüphesiyle dolmuştu. O anda yine dua et. Efendim, bana acı, beni kurtar. Efendim, Allah'ım, bana yol göster. Fakat hiç kimse bana acımadı. Ve ben yaşamımın tamamen durduğunu hissettim. Çok farklı taraflardan bakarak hep şu sonuca varıyordum: ben sebepsiz ve anlamsız olarak dünyaya gelmiş olamazdım. Kendimi benzer durumda hissettiğim gibi yuvadan düşmüş, sırt üstü yatan bir yavru kuş da olamazdım. Hem de öyle olsa bile yuvadan düşmüş, sırt üstü yatan bir kuşcağız yüksek çimenlerin arasında ötüyordu. Ötüyordum. Çünkü annemin beni yüreğinin altında taşıdığını, ısıtıp beslediğini, sevdiğini biliyorum. Nerede o anne? Ben eğer doğrulmuşsam kim doğurmuştu beni? Birinin beni severek dünyaya getirdiğini kendimden saklayamam ki. Peki bu birisi kim? Yine Allah.
sebepsiz bu dünyaya gelemezdim. O benim arayışımı biliyor, çaresizliğimi ve savaşımı da görüyordu. O var dedim kendi kendime ve bunu kabul etmem yetti. O anda yaşam içimde kıpırdandı ve ben varlığımın imkanını, sevincini hissettim. Ancak kısa bir an sonra Allah'ın varlığını kabullenmek düşüncesinden ona olan ilgiyi aramaya geçtim. Karşımda yine üç değişik kılıkta kurtarıcı olduğunu bize gönderen yaratıcımız Allah vardı. Bu dünyadan ve benden kopmuş olan Allah bir buz parçası gibi gözlerimin önünde eriyip gitti. Ve sonunda yine bir hiçlik kaldı. Yaşam pınarının yine kuruduğunu hissettim. Beni yine kuşku ve o kötü duygu sardı. Kendimi öldürmekten başka çıkar yol olmadığı duygusu. Fakat en kötüsü bunu becerecek durumda olmadığımı hissediyor olmamdı. Çok iyi hatırlıyorum. Bahardı ve ormanda yalnızdım. Ormanın sesine kulak vermiştim. Dinliyor ve tek bir şeyi düşünüyordum. Zaten son 3 yılda hep o tek ve aynı şeyi düşünmüştüm. Yine Allah'ı arıyordum. Pekala, Allah yok dedim kendi kendime. Benim hayal gücümün ürünü olmayıp da gerçek olan, yani hayatım gibi gerçek biri yok. Yok böyle biri ve hiçbir şey. Hiçbir mucize böyle bir şey ispatlayamaz. Çünkü mucizeler benim hayal gücümün ürünleri ve üstelik de mantığa aykırı. Ya benim aradığım yaratıcı kavramı? Peki bu kavram nereden geliyor? Diye sordum kendi kendime. Bu düşünceyle birlikte içimde yaşama sevinci dalgalanmaya başladı. Çevremdeki her şey yaşam gücü ve anlam kazandı. Fakat sevincim yine uzun sürmedi. Akıl işlemeye devam ediyordu. Bir yandan Allah tasavvuru Allah değildir diyordum kendi kendime. Sonra da tasavvur benim içimde cereyan eden bir şeydir. Yaratıcı tasavvuru benim içimde uyandırıp uyandırmadığım bir şey. Ben onsuz hayatın olmayacağı bir şey arıyorum diyordum. Şimdi içimdeki ve çevremdeki her şey yine ölüyordu. Ve ben yine kendimi öldürmek istiyordum. Sonunda kendimi inceledim ve içimde neler oluyor diye kendime baktım. Ölmeye ve dirilmeye dair yüzlerce olay hatırladım. Gördüm ki ben yalnızca Allah'a inandığımda yaşıyordum. Allah'ı düşünmem yetiyordu. O zaman hemen diriliyordum. Onu unuttuğum, ona inanmadığım zamanlarda ise yaşam da yok oluyordu. Yaşamın bu diriliş ve ölümleri neydi? Allah'ın varlığına inancı kaybettiğimde sanki yaşamla ilgili bağlarım da kopuyordu. Allah'ı bulmak konusunda az da olsa umudum olmasa yaşamıma çoktan son verirdim. Fakat yaşıyordum. Onu hissettiğim ve onu aradığım zaman yaşıyordum. Öyleyse o vardır. O onsuz yaşanmayan şeydir. Allah'ı bilmek ve yaşamak bir ve aynı şeydir. Allah yaşamdır. Allah'ı arayarak yaşadığın takdirde yaşam Allahsız olmaz. Eskisinden çok daha güçlü bir şekilde içimdeki ve çevremdeki her şey ışıldadı. Ve bu ışık yaşantımda beni bir daha hiç terk etmedi. Böylece intihardan kurtuldum. İçimdeki bu değişimin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini dile getiremezdim. Nasıl içimdeki yaşama gücü farkına varmadan yavaş yavaş yok olmuş ve yaşamın imkansızlığının, durgunluğunun ve intiharın gerekliliğinin farkına varmışsam, aynı şekilde yaşama gücü yavaş yavaş içime geri dönmüştü. Bana geri dönen bu yaşam gücü yeni değil, yaşamımın ilk günlerinde bana eşlik eden en eski güçtü. Her bakımdan en eskiye, çocukluk ve gençlik yıllarımın görüşüne, yani beni meydana getiren ve benden bir şeyler isteyen iradeye inanmaya geri dönmüştüm. Yaşamımın tek ve başlıca amacının daha iyi bir insan ve bir iradeyle büyük bir uyum içinde olmak olduğu düşüncesine dönmüştüm. Bu iradenin ifadesini benden saklı duran ve uzak bir geçmişte bütün insanlığı kendi düsturu haline getiren şeyde bulacağım düşüncesine dönmüştüm. Yani kısacası Allah'a inanmaya, ahlaki bir mükemmelleşmeye ve yaşamın anlamını bahşeden geleneğe dönmüştüm. Yalnız bir şey farklıydı. O zaman bütün bunları bilinçsizce kabulleniyordum. Şimdi ise artık bu olmadan yaşayamayacağımın farkındaydım. Başımdan geçenleri şöyle ifade edebilirim. Ne zamandı bilmiyorum. Neresi olduğunu bilmediğim bir sahilde beni bir kayaya oturttular. Ve sonra kayığı
karşı kıyıya yönelttiler. Kürekleri elime verip beni yalnız bıraktılar. Küreklerle elimden geldiği kadar uğraştım ve ilerledim. Ancak ben açıldıkça beni o bilmediğim yere götüren akıntı da şiddetleniyordu. Ulaşmam gereken hedeften farkında olmadan uzaklaşıyordum. Etrafımda benim gibi akıntıya kapılan birçok kürekçinin olduğunu gördüm. Bazıları durmadan kürek çekmeye devam ederken, bazıları küreklerini çoktan fırlatıp atmıştı. Koca kayıklar, dev gibi gemiler insanlarla doluydu. Bir kısmı akıntıya karşı çabalamaya devam ederken, bir kısmı kendini akıntıya bırakmıştı. Ben de bir yandan ilerleyip, bir yandan da akıntının aşağılarında kalan yolcuların ardından bakarken, bana gösterilen yönü unuttum. Tam da akıntının ortasında, aşağı doğru giden kayık ve gemilerin kalabalığında yönümü iyice kaybettim. Her yanımda tayfalarının neşeli zafer çığlıkları attığı yelkenliler, gemiler ve kürekli kayıklar geçiyor, akıntının aşağılarına doğru giderken bana ''Başka bir yön yok'' diye sesleniyorlardı. Ben de onlara inanıyordum ve onlarla birlikte ilerliyordum. Böylece çok uzaklara yol aldım. Öyle uzaklara gittim ki ortasında yolumu şaşırdığım, hızlı akıntıların gürültüsünden başka ses duyamaz oldum ve kayıkların orada nasıl parçalandığını gördüm. Ve bütün bu gördüğüm, yaşadığım şeylerin dehşetinden olsa gerek kendime geldim. Uzun süre bana ne olduğunu anlayamadım. Önümde yalnızca koşar adım yaklaştığım ve korktuğum yok oluşu görüyor, hiçbir yerde kurtuluş göremiyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. O zaman geriye doğru baktım ve sayısız kayık gördüm. İnatla büyük bir savaş vererek akıntıyı geçiyorlardı. O anda kıyıyı, kürekleri ve yönümü hatırladım. Geriye döndüm ve akıntıya ters yönde kıyıya doğru kürek çekmeye başladım. Kıyı Allah'tı. Yön gelenek, kürekler ise bana verilen özgürlüktü. Ve bunlar bana kıyıya ulaşmaya çabalayayım, Allah'la birleşeyim diye verilmişti.